Merhabalarım, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz. Anneciğimle bugün kalktık, kahvaltımızı yaptık. Dün akşam teyzemle Sedalar işte bizde kaldılar ama sabah erkenden gitti onlar işe gidecekleri için Seda. Eve uğrayıp tekrardan işe gitti Seda. Teyzemin de bulaşık makinesi almışlar. Yeni o geleceği için durmadılar. Gittiler. Biz de annemle kahvaltımızı yaptık. Şimdi böyle bir keyif kahvesi yaptım. Cam fincanlarıma dibek kahvesi yaptım. Şöyle mini keklerden koydum. Çünkü evleri temizledik zaten dün biliyorsunuz. Bugün de toparladık. Bir fantomla süpürdük. Lavaboları falan hallettik. Çınar da şimdi ders çalışıyor fasiküllerinde. Dışarıda böyle değişik bir rüzgar var ama güneş çıktı. Balkon sıcacık. Balkona götüreceğim bakalım bunu bir keyif yapalım. Ne yapıyorsun bir tanem? Dökme tamam mı aşkito? Hadi otur da yanına, ayakta yeme kuzum. Vallahi bir duş almışım arkadaşlar. Nasıl rahatladım anladım ama siz evin bu halini görmüş müydünüz ya? Son hali bu şekilde. Dedim ya teklileri çevirdim diye. Böyle yaptım. Güzel oldu. Boya yapacağım biraz sonra. Boya işlemlerine gireceğim. Boş durmayın diyorum. Sakin şu an evin içi. Akşam yemeği de annemden. Havayı göstereyim size. Nasıl yağmur yağıyor. Fırtınalı hem de böyle. Şu an yeni yeni daha böyle duruluyor ama ağaçlar kökünden sökülecek vallahi. Bizim balkon kapalı ya, camlı ya, nasıl sallanıyor, nasıl sallanıyor. Annemin kaktüslerini çok beğenmişsiniz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok maşallah maşallah diyenler olmuş. Evet ben de çok beğeniyorum gerçekten maşallah nazarlardan korusun. Annem de duş aldı, ikimiz de bir yıkandık. Valla ikimiz de bir yıkandık annemle. Bayağı bir rahat ettik. Gerçekten üzerimizden sanki böyle bir yorgunluk çıktı gitti. İyi oldu sıcak su. Annem banyodan çıkınca kesinlikle böyle bir yatağa uzanmayı çok sever. O uzandı. Benim de biraz görüşmem gereken arkadaşlarım vardı. Onlarla görüştüm. Şimdi dediğim gibi sehpaların son katını atayım, verniğini atayım. Artık onları şöyle yerli yerine yerleştireyim arkadaşlar. Onlar aradan kalksın. Ondan sonra bugün atabilirsem ilk katını atalım şu orta sehpanı. Atamazsam da yarın atarım. Sıkıntı değil. Zaten bize de böyle bir iş meşgali oluyor yani. Bir değişiklik oluyor. Çok da bizi yoran bir şey değil zaten. Şey var da Maşa ile Koca'yı çok severim biliyor musunuz? Annemin yanına bir gideyim bakalım. Akşama da sanırım köfte patatesi var ama bakalım bir değişiklik olmazsa. Hatta anneme dedim milföy hamuru al da dedim. Milföyden de börek yapayım. Çünkü şeyi çok sever. Abim çok sever. Banyo ettim. Saçlarımı şöyle bir fönleyeyim dedim ama abim fön tarağını götürmüş mü ne yapmış bilmiyorum. Bulamadım fön tarağını. Şöyle tarakla bir düzledim. Böyle hafif dalgalı. Evdeyiz ne olsa. Anneme bir bakayım. Kız kalk artık kız. Anişkom. Kalk artık. Uykucu. Saçlarım kısalmamış diyenlere göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar bayağı bir kısaldı saçlarım. Şöyle göstereyim. Saçlarım şuralardaydı. Tam buralardaydı. Şimdi artık buralara çıktı. O kadar kısa geliyor ki şu an bana anlatamam yani size. Alışmışım ya ben. Şu an çok kısa geliyor ama çabuk uzuyor benim saçlarım. Anişke kalk fırtına dönüyor dışarıda. Ay Hı? geçmedi. Anlamadım. Para geçmedi. Geçmedi vallahi anne. Neyse yat biraz dinlen de. Of şu hırkamı falan asayım. Evet temiz. Biraz sonra zaten salonda yapacağım bu evi. Annemin de şu kapının arkasındaki halılara bakın. Annem de halıdan yana sıkıntılı. Şurada arkada bir 6 metrekare yün halı var kullanmıyor. Efendim anneciğim. Sen bunun kapağını çok sıkı takmıştın ya. Hı. Bak şimdi. Ya dökersin. Kapat Çok onu. güçlüsün değil mi? Çok güçlüsün anneciğim ama dökersin. Acele. Şurada arkada var 6 metrekare yün halı var. Yine burada var yün halı. Bunlar da çok güzel. Bunlar da merinosun. Takım bunlar da arkadaşlar. Bunlar da salonun yedekli halısı annemin krem rengi. Ben bunları da çok seviyorum. Onları da kullanıyor ara ara. Şöyle krem rengi. Ben annemin bu halısını bile çok seviyorum. Desenleri falan çok güzel. Şunu sormuşsunuz. Bunu niye böyle yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar benim babam terzi olduğu için çok iplik falan dökülüyor. Abim babam çalışıyor. Akşam işten geldiklerinde ya şu kapının girişi çok kirlendiği için annem buraya bunu seriyor. O yüzden.
Vallahi çok şükür arkadaşlar, maşallah diyorum kendime. Sehpalarım bitti. Onların sadece en kolay kısmı kaldı. Vernik çekilecek. Akşam yatmadan önce çekerim verniğini. Sabaha kadar kurur, hiç sıkıntı değil. Çok da güzel oldular, görüyor musunuz? Kahverengi sehpalarımız böyle ışıl ışıl bembeyaz oldu. Harika da oldu. Tam da içime sindi. Biliyorsunuz benim içime sinmezse olmaz. Bir de gerçekten fırçayla çok güzel oluyor. Rula sanki daha çok uğraştırıyor insanı ve rula da birazcık da olsa iz kalıyor arkadaşlar. Bence fırçada daha güzel oldu. Böyle kaymak gibi oldu hepsi. Görüyorsunuz. Sehpamı da şöyle birinci katını attım, sonra biraz fazla boya sıkmışım. Öyle olduğu için kalan boyayı da şöyle bir attım üstüne. Ama yani şöyle düşünün, bu bir kat atılmış hali. Görüyorsunuz. Kupunu falan çıkardım. Kulpu çıktı çekmecenin. İç kısmını falan da boyadık. Böyle oldu. Valla harika olacak Siz ne bence. yaptınız? Benim Bebeğim. yokluğumda boya yaparken Fırına patates verdim. mis gibi kokuyor çünkü de. Köfte yaptım. Annem fırına Şiş. patates vermiş. Gördüğünüz üzere köfteyi de hazırlamış, yapmış. Biraz sonra kızartacak. Hatta burada çayımızı bile koymuş. Tatlım, dışarıda kar yağıyor. Ellerine sağlık anneşkom. Dışarıda arkadaşlar nasıl fırtınalı kar yağıyor gündüz? Arkadaşlar sabah dışarıda hortum vardı, sabah dışarıda. Senin bu yumurta yüzüne ne oldu söyle? Çikolata olmuş. Hadi bitir bir tanem. Hadi anne. Anne hep benim çok güzel. Bir tane ağzından dişlerin kırığı bütün döküyor. Yırmıyorsun. Anne hep yazık kopa ağzına al, dişlerin bütün çıkar. Niye? Taze aldı geldi ona anne. Anne o kadar sert ki anne, dişlerim kıracak diye. Hani bakalım. Ağzına vereyim mi kuzum sana? Ağzına vereyim. Anne verme, köfte patates yiyecek anne. Köfte patates yiyecek. Yumuşacık oğlum taze. Çıtır da o size yüzden. Böyle bir kapanış yapmak istedim. Şu güzelliği görüyor musunuz? İşte bunu herhalde ben sadece Eskişehir'de görebilirim. Çünkü benim oturduğum yerde biliyorsunuz kar sıkıntısı var, yağmıyor. Bakar mısınız güzelliği arkadaşlar? Bembeyaz her yer insana huzur katıyor, huzur veriyor ve hala şu an yağıyor, biliyor musunuz? Bakın ışıktan görünüyor. Şöyle temizleyelim camı. Sabah tekrardan böyle karlı bir sabahtan sizlere günaydın diyeceğim ama kapanışı dayanamadım, bu şekilde yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.